üzüm kesme yani bağ bozumu Eylül ayının birinci haftasından itibaren başlar. Bağ bozumu kerge zamanı diye tabir edilir. Bu aydan sonra üzümler kesilir ve pekmezler yapılır. Bu taşları ocaklık için özel olarak getirdik. Kuracağımız ocaklık muhtemelen bir iki gün sürecek ve iki gün boyunca yüksek bir ısı ve yüksek bir ateş olacak. Bu taşların özelliği kırılmaz ve patlamaz. Yüksek ısıya dayanıklıdır. Ocak için bu taşları kullanacağız. Ocaklık için kullandığımız taşların arasına ısıyı alanda daha fazla tutması için toprak harcı kullanıyoruz. Üzümlerimizi bu beton alanda sıkacağız. Burada da pekmez kaynatacağımız kazanın altını çamurla kaplıyoruz. Çünkü burada yüksek bir ısı olacak. Yani amacımız burada kazanın zarar görmemesi. Evet, üzüm sıkma işlemimiz başladı. Burada üzüm sıkmak için kullandığımız torba özel bir torba. Yani sıkma için tasarlanmış özellikli bir yapıda. Tabii bu torba yıpranacak ve alt tarafında içleri sökülecek. Söküldüğü takdirde biz yine bunu telafisini yapacağız. Ömer gördün mü? Nasıl geldi? Kestir. Azar. Bu bardak oldu. Bunu bitiremem. Bardak tutla. Evet, kazanımızı doldurduk, ateşimizi de yaktık. Ateş yandıkça ve kaynamaya başladıkça üzüm suyunun köpükleri kendiliğinden dışarıya akacak. Yani köpüklerin akması pekmezi daha lezzetli hale getirecek. Kazan ustaları paşa. Evet, büyük kazanda kaynatılan üzüm suyu sığ olan kazanda pekmez hale gelecek. Asıl pekmezi bu küçük olan kazanda yapacağız. Burada da dinlenen ve durulanan pekmez kaynaması için kazana aktarılıyor. Kaynayan pekmezin içine aroma vermesi için iki tür bitki kullanıyoruz. Birincisi Antep fıstığı yaprakları, ikincisi de şu an kullandığımız sütlühan bitkisi. Biz burada sütlühan bitkisini kullandık. Bazen de Antep fıstığı yapraklarını kullanıyoruz. Bunlar ikisi de pekmeze ayrı bir tat ve koku veriyor.